Bugün canı sıkıldığında Transformers'a dönüşen Western Star 5700XE'ye yakından bir göz atacağız arkadaşlar. Evet, yeni eklenen en son çekicilerden bir tanesi American Truck Simulator'a. Şimdi şöyle farların, bu arada sizinle beraber ilk defa test edeceğim bu arabayı. Ben daha önce kullanmadım. Zaten hani geldiğine de o kadar heyecanlanmış bir insan değilim açıkçası. Parklarını yaktığım zaman, ya parkların değil, direkt şey gündüz farlarını yanıyor. Bu şekilde yanıyor. Arada bir çalıştıralım. Böyle bir sesi var. Farlarını yakıyorum. Yine yandaki ışıkları yanıyor. Bir daha yaktığım zaman bu yanıyor. Daha sonra uzunları yaktığımda da böyle yanıyor. Yine sis mantığı oyunda ne yazık ki yok. Araçta yine sis mantığı yok. Araç dışarıda bu şekilde ve basic olarak geliyor arkadaşlar. Bu böyle basic olarak geliyor. Hemen sizlere zaten çekici galerilerinden göstereceğim. Bu arada Western Star'ın nerede çekici galerisi var diye sorarsanız Stockton'da var arkadaşlar. Stockton'a tıklayalım. Çevrimiçi olarak satın al diyelim. En sondaki sekmeye gelirseniz araç zaten burada hazır bir şekilde, yapılmış bir şekilde karşımıza geliyor. Bunu özelleştir dediğimizde ise sizin sadece yapmak istediğiniz şey olabilir. Şuraya aynalarını takıp daha sonrasında lastiklerinizi, Goodyear lastik DLC'niz varsa bunları da buraya bu şekilde ekleyip aracı kullanmanız olacak. Başka hiçbir eklenti yapamıyorsunuz buna. Ve şuradaki yazıları falan yazabilirsiniz. Onun haricinde ekstra dediğim gibi farklı bir özellik eklentisi yok. Şanzıman da ise Detroit şanzıman kullanılıyor. Motor da ise 600 beygirlik bir motor var. Şasi kısmında istediğiniz şekli seçebilirsiniz. Burada da 82 sleeper seçili. Kabin içerisinde yine premium pre ile box skin karşımıza çıkmakta. Yan tarafa geçtiğim zaman yine stock boya, blue metalik boyası bizim karşımıza burada çıkmakta. Yana geçiyoruz. Yine burada ayar seçenekleri var. Aracın içerisinde ise yine her zaman standartta olmuş olduğu gibi buraya yastık falan koyabiliyoruz. Böyle de bir özelliğimiz söz konusu. Tamam diyelim. Şimdi çıkalım arkadaşlar buradan. Kendi aracımızla şöyle kısa bir yolculuk yapalım. Daha sonrasında videomuzu noktalarız. Videosunu çekmemiş olmayalım. En azından böyle bir videosunu çekmiş olduk. Dediğim gibi canı sıkıldığı zaman Transformers'a dönüşen bir araçtan bahsediyoruz. Çünkü Transformers'ın aracı da bu 5700XE. Bu arada göstergeler falan çok kaliteli bu ara. Bakın arkadaşlar. Aracın çizimi, aracın kalitesi çok güzel. Paspasa pek önem göstermemişler sanki ama aracın bu iç göstergeleri falan çok hoş duruyor. Yine devir sınırlaması var. Her zaman olduğu gibi devir sınırlaması var. Şimdi o devir sınırlamasını şöyle birazcık daha yakından inceleyeceğiz. Arabayı birinci vitese koydum. Bir kaldıralım bakalım. Heh. Devir sınırlaması. Abi niye var? Niye devir sınırlaması var? Neden? Neyse kamera açımızı ayarlayalım arkadaşlar. Koltuk ayarımızı yapalım. Birazcık geri alalım. Şunu 68'e geri çekelim arkadaşlar. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Bir tık da yukarı kaldıralım kameramız. Bir tık da aşağı baktığımız zaman herhalde şu an iyidir. Arabanın en azından birazcık kaputunu görüyorum. Manuel kullanıyorum görmüş olduğunuz üzere. Navigasyonumuz da var. Böyle bir çıkalım. Dediğim gibi ilk defa kullanıyorum arkadaşlar sizlerle beraber bu aracı. Onu da söylemiş olayım. Şöyle kısa bir testini yapacağız. Daha sonrasında videoyu noktalayacağım dediğim gibi. Transformers'a dönüşen araç kullanıyorum arkadaşlar. Başlık da hazır ha. Transformers'ın arabasını sürdük. Aynen öyle. Gidiyor da ya. Idaho arkadaşlar. Şu an burası Idaho. Idaho eyaletine girdik. Buradan aşağı Idaho'ya ait. Yukarısı farklı bir bölge. Buraya da ben ilk defa gelmişim. Bu yolu ilk defa kullanıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arada araç kötü mü? Değil arkadaşlar. Bakın araç kötü değil. Araçla alakalı bir şey değil. Yani yenilik elbette. Yenilik olmalı. Yenilik gelmeli. Yeniliklere bir şey demiyoruz. Ama TCS'nin oyunun temelini geliştirecek özelliklerden kaçınıp halen daha yeni araçlar, yeni şeyler eklemesi gerçekten sinir bozucu. Camlar falan açılıyor arkadaşlar. Yine süspansiyonlar falan inip kalkıyordur eğrileri falan aracın. Bizim tek sinir olduğumuz şey bu. Yani yapabilirsin, niye yapmayacaksın? Yani yeni özellikler, yeni eklentiler, yeni araçlar tabii ki de gelmeli ve çeşitlilik olmalı ki insanların canı sıkılmasın ama en basic özellikler yapılmadığı sürece yine insanların her zaman canı sıkılacak. Oyuncuların her zaman canı sıkılacak. Mesela şu araç benim oyuna eklendi, eklenmedi beni alakadar etmiyor. Yani bu aracın oyuna eklenmiş olup eklenmemiş olması beni gerçekten alakadar etmiyor. Ben oyunda
çeşitlilik arıyorum. Yani en basitinden bizi oyunda tutabilecek güzel şeyler olmalı. ATS, ETS'den kat kat daha iyi. Bunu kesinlikle hakkını yiyemem. ATS ön yargılı olan arkadaşlarım var. Vardı. ATS'yi oynadıktan sonra ETS'ye gerçekten hani ETS nasıl bir oyunmuş? Neden ATS bundan daha iyi? Diye sormaya başlıyorlar ve hak veriyorlar oyuna. Bu böyle. ATS, ETS'den daha iyi. Ama gel gör ki hani ikisinde de halen daha eksiklikler var. Çünkü yok yani. Gerçekten olmuyor SCS'e. Bir şeyler hep eksik. Bir şeyler hep noksan. Artık bu kafadan çıkılması lazım. Canı sıkıldığında boya yapıp boya satan bir firma. Yani SCS ondan sonra her sene ATS 2 harita DLC'si çıkarıyor. Bir araç getiriyor. Bunun haricinde oyun motorunda tabii ki her sene her zaman geliştirmeler, her şekilde yükseltmeler oluyor ama yani bu nasıl diyeyim sizlere, çok ön planda değil gibi ya. Biraz arka plana atılmış bir geliştirme gibi geliyor bana. Bu da insanın açıkçası moralini bozuyor. Ya basit, bariz belli ya. Gelişemiyor artık. Seyircisi bir yerde tıkandı kaldı. Çünkü rakibi yok. Firmanın rakibi yok. Ben bunu her videomda söylüyorum. Ve ben bunu her videomda söylediğim için de abi kötü ben oluyorum. Çünkü insanların sadece oyuna "Aa ben bunu oynarım" deyip baktığı için, fazla içerisini düşünmediği için, ha sonuçta oyun ya, oynayıp geçerim mantığıyla bakıyorsun ama ben, bu benim bir işim. Ben bununla mı para kazanıyorum? Ve ben bunu oynayarak bir içerik üretiyorum ki sizlere devamlı aynı şeyleri göstermek, inanın beni çok sıkıyor. Gerçekten çok sıkıyor. Ben bu yüzden hani farklı içerikler, farklı değişiklikler olsun ki izleyicilerime farklı bir alandan, farklı bir pencereden onlara baktırayım ve göstermek istiyorum. Olay bu yani. Devamlı aynı yollarda yük götür, getir, yap. Yayın açıyorum mesela, yayında da aynı. ETS oyunu, ETS oyun. Arkadaşlar aynı yollar, devamlı git gel, git gel. Tırlar aynı, yaptığın iş aynı. Yük götürüyorsun ya, sadece yük götürüyorsun. Çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Parayı harcayamıyorsun bile. Yeni tır alacaksın. Ben şimdi altında 0 Scania varken neden paramı yeni bir tıra daha harcayayım mesela mantıken? Arabayı zaten 1000 kilometre daha almışım. Ya 1000 kilometre yani. Araç, nasıl diyeyim size? Arabayı yeni almışım. Araçta ben 2000 kilometre yol yapmışım. Bir tır parası çıkarmışım. Gitmişim bir sıfır daha tır aldım. Onu mu kullanayım yani? 2000 kilometredeki sıfır aracı bırakıp yeni sıfır araç mı kullanayım? Yani mantık bu mu? Bu mantıktan mesela ETS'de ya da ATS'de her iki oyunda da para kazanmanın mantığı yok. Kazandığımız parayı bir yere harcayamıyoruz mesela. Bu tür özellikler vesaire var. Neyse, laf fazla uzatmayayım. Laf fazla uzatırsam ben TCS'ye yine girdirmeye başlayacağım. Ben şuraya bir yere çekiyorum arkadaşlar. Videomuzu da burada noktalayalım. Araç güzel. Ayrıca bir şey dediğim yok. Transformers olabilirsiniz bu aracı alarak. Onu da söyleyeyim. Çeşitlilik güzeldir. Araç çeşitliliği güzeldir. Tabii ki de olması gerekiyor. Ama birazcık da oyun çeşitliliği de gerekiyor TCS bakımından. Evet. Western Star 5700X'e bu şekildeydi. Geçtiğimiz günlerde oyuna canlı yayın eşliğinde eklendi kendisi. Ben de ancak bugüne zaman bulup videosunu çekebildim. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.